Bir önceki videoda James Watson ve Francis Crick tarafından ortaya atılmış ve DNA'nın yapısını tasvir edip bilginin DNA'dan RNA ve proteinlere nasıl aktarıldığını açıklayan moleküler biyolojinin merkez dogmasından bahsetmiştik. Bu her ne kadar canlı organizmalardaki bilgi aktarımını açıklayan ve kabul gören geleneksel görüş olsa da bu dogmayı geliştiren hatta zaman zaman buna karşı çıkan yeni keşifler de yapılmıştır. İşte biz de bu videoda bu fikirlerin bazılarından bahsederek merkez dogmayı bir kez daha gözden geçireceğiz. Yeni fikirlere geçmeden önce bir başka ünlü bilim insanının DNA'nın çift sarmal yapısının bulunmasında çok ama çok önemli rol oynamış olan çalışmalarının da altını çizmemiz gerekiyor. Bu çalışmalar ekranda resmini gördüğünüz Rosalind Franklin'e aittir. Franklin'in çalışmaları çoğu zaman göz ardı edilmiştir ve işin aslı bundan dolayı ben bile kendimi suçlu hissediyorum. Franklin'in DNA'nın X ışınlarının kırılması ile elde edilen görüntüleri ve bu görüntüler üzerine yaptığı çalışmalar DNA'nın sarmal yapıda olduğu fikrini desteklemiştir. Bunun için Watson ve Crick'ten her bahsedildiğinde Franklin'in yaptığı katkılarında unutulmaması gerekir. Şimdi moleküler biyolojinin merkez dogmasına karşı çıkan versiyonlara geçelim. Daha önceki videodan hatırlayalım. Merkez dogmaya göre bilgi aktarımı DNA'dan RNA'ya, RNA'dan da proteine oluyordu. Bu aktarım DNA'dan DNA'ya replikasyon, DNA'dan RNA'ya transkripsiyon, RNA'dan proteine de translasyonla sağlanıyordu. Proteinlerin canlı türlerin tüm fonksiyonlarını yerine getiren ve onların yapılarını oluşturan şeyler olduklarını da eklemeliyim. Ama bilginin sadece bu yolu izlediği ve proteinlerin DNA'da kodlanmış olan bilginin son dışa vurumu olduğunu düşünmek biraz prematüre bir düşünce olur. Evet, merkez dogmanın ne olduğunu hatırladığımıza göre artık bu fikri genişleten keşiflere de geçebiliriz. Bu keşiflerden ilki ters transkripsiyon yani bilginin RNA'dan DNA'ya aktarımıdır. Bu aktarımdan ters transkriptaz adı verilen yani bir RNA şablonundan tamamlayıcı DNA yapan bir enzim sorumludur. Ters transkriptaz en bilinen HIV HIV'de dahil olmak üzere retrovirüslerin replikasyonu için gereklidir. Retrovirüsler bu enzimi kullanarak RNA genomlarını DNA'ya yeniden kodlayarak e, konağın e, genomuna entegre olur ve kendilerini kopyalar. 1970'lerde yapılan bu keşifle merkez dogmayı çiğneyen fikirlerden biri ortaya atılmıştır. Bilgi aktarımının RNA'dan DNA'ya olabileceğini savunduğundan başlangıçta çok fazla kabul görmemişti. Bilgi aktarımının yapılabileceği alternatif yollardan bir diğeri RNA virüsleri tarafından izlenir. Bu virüslerde genetik bilgi DNA yerine RNA'da depolanmıştır. Genomlarını konak hücrenin kopyalama mekanizmasına mesajcı RNA olarak kullandırarak proteine çevirirler. Bunu RNA bükümlerinden birinin daha sonra Protein e, translasyonunda kullanılacak RNA'lardan biri için şablon olarak kullanması olarak da tanımlayabiliriz. RNA virüslerine örnek olarak SARS epidemisinden sorumlu korona virüsünü, gripten sorumlu influenza virüsünü ve kızamıktan sorumlu e, paramikso virüsünü verebiliriz. Orijinal merkez dogmadan sapmış fikirlerden bir başkası da, Protein kodlamayan RNA'ların keşfiyle ortaya atılmıştır. Kodlamayan RNA, protein translasyonu adımını atlayarak hücre içinde RNA molekülü olarak fonksiyonlar yerine getiren bir moleküldür. Bu fonksiyonel RNA molekülüne örnek olarak mesajcı RNA'nın proteine translasyonu sırasında kullanılan transfer RNA'sı ve ribozomal RNA'yı verebiliriz. Son olarak Merkez dogmayı geliştiren ve gen aktivitesindeki DNA diziliminden kaynaklı olmayan kalıtımsal değişimleri araştıran epigenetik biliminden bahsetmek istiyorum. Genotipte de, tipteki değişiklikten kaynaklı fenotip değişiklikleri olarak tanımlanabilecek basit genetiğin yanında epigenetik DNA diziliminde bir değişiklik olmadan fenotipte değişiklikle sonuçlanabilecek DNA dizilimi modifikasyonlarının mekanizmasını inceler. Bu tarz değişiklikler yaratabilecek mekanizmalara örnek olarak DNA metilasyonunu ve histon modifikasyonunu verebiliriz. Bu durum vücudumuzun değişik hücrelerinin aynı DNA'ya sahip olmalarına rağmen aynı görünmeyip aynı davranışları sergilememesine sebep olur. Örneğin bir kas çekirdeğinde bulunan DNA bir deri hücresinde bulunan DNA ile aynı olmasına rağmen bu hücreler DNA'nın kendisini epigenetik mekanizmalar sayesinde başka çeşitlerde ortaya çıkarması yüzünden birbirlerinden aslında oldukça farklıdır. Bu epigenetik mekanizmalar hücre tipine göre genomda sadece belirli genlerin translasyonuna izin verir.